Arkadaşlar selamun aleyküm, hayırlı günler. Öncelikle hepimizin ve vatanımızın başı sağ olsun. Biliyorsunuz üzücü bir durum yaşadık. Dün 33 tane şehidimizi toprağa verdik. 33 tane şehidimiz oldu daha doğrusu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bununla ilgili hem böyle bir POV video hem de son durum analiziyle ilgili fikirlerimi beyan etmek, sohbet muhabbet etmek, sizinle paylaşmak için böyle bir video yapma gereğinde bulundum. Ve arkadaşlar, dünkü süreç hakkında, dün biz iş yerindeydik bu olayı yaşarken. Anlık işte asker arkadaşlarım falan grubundan, WhatsApp gruplarından falan anlık durumu takip ettim, haberdar oldum. Şimdi arkadaşlar, olayda öncelikle çok kirli bilgi oldu. İlk çıkan bildiride Tugay bombalandı. İşte bölük bombalandı. İşte bölüğün içinden yüzlerce şehit oldu gibi haberler çıktı ortaya. Ondan sonra kimisi de tabii ki televizyonlarda, şimdi hükümete yakın taraflar yok, şehit yok, işte 9 tane şehit vesaire. Tam tersi gruplar bu sefer işte yüzlerce şehit var gibi bilgiler paylaştılar. Aslında olayın doğrusu, bu sınırda bizim gözlem noktalarımızdan birini rejim güçleri, tabii ki bu rejim güçleri diyoruz ama Rusya destekli rejim güçleri. Rusya her ne kadar bizim bilgimiz yoktu, işte Türklerin orada olduğunu bilmiyorduk falan diye bir şey şu devirde imkansız. Şu istihbarat ve teknoloji çağında öyle bir şey imkanı yok, şerefsizler. Şimdi dese de olay şu şekilde. Bizim sınırda gözlem noktalarımızdan birine hava saldırısı başlatılıyor. Mehmetçiklerimiz orada kulelerde falan, binalarda mahsur kalıyor. Bombardımana mahsur kalıyor. Ve oraya hemen en yakın olan takviye kuvvetler yardıma gidiyor. Ambulans dahil ve bu şerefsizler ambulansları da, takviyeye giden askerlerimiz de tekrardan bombardımanı tutuyor. Şimdi dün bu olayın aslı bu şekilde, başlangıç seviyesi, girişi bu şekilde. Dün bu olay olu olmaz internete yüzlerce video düştü. Yani onun neredeyse birçoğu da elimize ulaştı. Ulaşılan videolar daha önceden, çoğu yalan video değil, çoğu doğru video ama şu şekilde doğru. Elimize ulaşan videolar, şimdi İdlib operasyonu boyunca ya da işte Fırat Kalkanı vesaire gibi operasyonlar boyunca Mehmetçiklerimize düzenlenen saldırıların toplandığı, işte parça parça atıldığı videolar oldu. Videoların hepsinde zaman mekan farklıydı zaten. Hani dikkatli bakanlar bunu görmüştür. Ama maalesef ki bu videoların elimize geçmeme durumu doğru olmadığı anlamına gelmez. Birkaç tane doğru video da geldi akşam saatlerinde. Uçakların havadan bombardıman yaptığı, bizim de karşılık vererek herhangi bir hava savunma sistemimiz yoktu ama askerler tarafından omuz üstü atılan güdümlü roket atar füzelerle birkaç tane helikopteri uçağa vurduğumuz, karşılık vererek vurduğumuz söyleniyor. Şimdi ilk olan süreçte şehitlerimiz Hatay'a, Reyhanlı ilçesine, orada hastaneye götürüldü. Kan ihtiyacı olmadığı söylendi. Şehitlerin sayısı çok mu az mı, daha da çok mu yani? Şu an televizyonda 33 diyor. Ama bu bütün devletlerin bir stratejisidir ki hiçbir zaman şehit sayısını yani net olarak söylememeye çalışırlar. Çünkü halkı bunaltıya, kırgınlığa, hayal kırıklığına ya da üzüntüye boğulmamak için ellerinden geldiğince şehit sayısını az göstermeye çalışırlar. Ha, kimi zaman saklayamazlar, mecburen doğru mu söylemek zorunda kalırlar. Şu an net olarak 33 mü bilemiyoruz o yüzden. Bu olaydan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bütün gücüyle, hava ve kara unsurlarıyla İdlib'e ve sınırın dışına, İdlib'in dışına da saldırıda bulundu. Haberlerde çıkan Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığına göre 309 tane
rejim gücü şerefsizlerden 309 tanesi 4 tane tank olması lazımdı. Uçaklar, helikopterler vesaire onlara bir gecede sabaha kadar zarar verildiği söyleniyor. Tabii ki bu aynı İran-Amerika olayındaki gibi. İran hani biz Amerikan üstünü vurduk. İşte Amerika bizim hiçbir askerimize bir şey olmadı. Dediği gibi bizim medyamızda bu şekilde yansıyor. Diğer televizyon medyalarında ne şekilde yansır, ne şekilde görünür o da belli değil. Şimdi o yüzden bu haberlere çok inandırıcı değil, mantığınıza bakarak hareket edin. Allah inşallah bunların intikamını alma gücü verir bize. Bu olaydan sonra Rusya açıklama yaptı. Biz önce de biz Türklerin orada olduğunu bilmiyorduk dedi işte. Türklere boşaltılması gereken yerlere söyledik, çıkmadılar vesaire falan. Zaten hiçbir Rus uçağı bu bombardımanın içine dahil değildi falan tarzı bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamadan sonra biz dedi Türklerle her zaman masaya oturmaya ateşkese hazırız dendi. Bu yani Rusların bir aptallık yaptık, ders verdik ama aptallığı da daha fazla uzatmak istemiyoruz mesajı olarak da algılanabilir. Yani her türlü duruma hazırlıklı olmak gerekiyor. Her türlü durumda vatanımızın, devletimizin yanında olmamız gerekiyor. Yani bunu siyasete vurmamak gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi hepimiz çok üzüldük. Bakalım ilerleyen süreçlerde daha ne olacak? Neler göreceğiz? Karşılığı nasıl verilecek? Biliyorsunuz bu olaydan sonra bizim artık ciddiyetimiz anlaşılsın diye Avrupa'nın sınır kapıları mültecilere açıldı. Hani biz açtık. Giden gitsin. Şu an onlar da sınırları kapatıp en son Yunanistan sınırları komple kapatıp otobüslerle, barikatlarla, işte tanzikli toma araçlarıyla mültecileri içeri almamaya çalışıyordu. Yalnız şöyle bir kötü durum var ki mültecilerin de bir gidenlerin birçoğu Afgan olur. Afgan ve Afrikalı insanlardan oluşuyor. Suriyeliler çünkü uzun yıllardır burada olduğu için artık maalesef buraya yerleştiler. Ben kimseye kalsınlar gitsinler demiyorum. Müslüman her zaman yardım etmeli ama dediğim gibi Suriyeliler artık ülkemize yerleşti maalesef. Yerleşmeyeni gidenleri de var. Bunun için Türkiye'de halkın eğer ki Suriyelileri de ya çalışmasını ya da göç etmesini istiyorsa bunun için yapması gereken 3 kuruş daha ucuza çalışıyor diye Suriyeli çalıştırmayacak. Sigortasız çalışıyor diye Suriyeli çalıştırmayacak. Hani ben bunların tek çözümü bu şekilde. Herkes kendi kesesini düşünüyor. Sonra diyor ki Suriyeliler gitsin. Yani şimdi adam dükkan açıyor. Sigorta yapmıyor. Biraz daha ucuz çalışıyor diye ne yapıyor? İşe Suriyelileri alıyor. Ondan sonra işsizlik ortaya çıkıyor. Devlete daha az vergi gidiyor. Vesaire derken bir bakıyorsunuz aslında küçük bir şeymiş gibi görünüyor. Külliyen bir zarara dönüşüyor. Külliyen bir ekonomik yükümlülüğe dönüşüyor. Yani dediğim gibi onlar da burada bu şekilde yaşamaya alıştığı için yerleşiyorlar. Hani tabii ki bakacağız, yardım edeceğiz, yerleşecekler falan. Ama dediğim gibi birazcık da eğitimlerini almamız lazımdı. Seçerek almamız lazımdı. Kolay. Olay nereden nereye saptığını da söyleyemiyorum ama. Şimdi bakalım inşallah Avrupa sınır kapılarına dayanan mülteciler geçebilir. Şimdi ilk etapta gidenlerin sayısı az. Bu sayı çoğaldığı zaman bunu hiçbir askerin, polisin tutma gücü olamaz arkadaşlar. Üzerlerine kurşun da yağdırsalar buna yani milyon tane insanın kapıya dayansa hiçbir şekilde tutamazlar. Elbette o insanlar bir yerlerden çıkar, bir yerleri aşar geçer yani. Aynı Suriye şu anki sınırı. Bizim sınırımız birkaç yıl önce kapandı. Bu Türkiye sınırına Suriyelilerin geçmemesi için ama hala duvarların üzerinden, yani çok yüksek duvarlar olmasına rağmen özel merdivenler yaptırıp yine atlıyorlar.
Şimdi bu İdlib'e neden girdik konusunu düşünüyorsunuzdur. Ondan bahsedeyim biraz da. Şimdi arkadaşlar, İdlib'e biz birincisi kim ne derse desin mecburen girdik. Mecburuz. Şimdi Suriye bizim sınır komşumuz. Biz oraya girmek zorundayız. Biz eğer ki orada müdahale etmezsek, zaten her müdahale etmediğimizde mülteciler daha çok buraya geliyor. Şimdi bu İdlib son kalan yer. Bu muhaliflerin yaşadığı ve son bulunduğu şehir. Zaten bu olaydan önce birkaç yüz bin nüfusu olan yer şu an bütün mültecilerin sıkışmasından dolayı resmi kayıtlarda 3,5-4 milyon civarı mülteci yaşıyor içeride. Ama bu her zaman görünenden daha fazlası olacağına emin olun. Bu karışıklığın içinde de zamanda kaçmışlardan ziyade eli silah tutan, işte baş kaldıran kişiler çok, emin olun buna. Mesela aşırı milisler deniyor bunlara. Aşırıya kaçanlar deniyor. Yarın bir gün, tamam şu an bizde dostlar vesaire, ama yarın bir gün en ufak olayda bize de baş kaldırmıyor. Şimdi arkadaşlar, kusura bakmayın yayın kesildi. Şimdi bu 3,5-4 milyon insanın, dediğim gibi eli birçok kişi aşırıya kaçan insanlar. En ufak olayda işte bize de düşman olabilecek kişiler. Ve orada herhangi bir resmi devlet, korum, düzen olmadığı için şöyle bir kötü bir durum da var. Bunların içinde PYD'lisi de var, gizlenmiş durumda. IŞİD'lisi de var, daha doğrusu DEAŞ'lısı da var. Hani her türlü insan o kalabalığın içinde bulunuyor. Biz bir dalga daha gelirse ekonomimiz bunu kolay kolay kaldıramaz artık. Onlar gelmesin diye biz oraya gidiyoruz. Yani siz gelmeyin, yeter ki biz sizi orada koruyacağız diyoruz. Bu amaçla İdlib'e girdik. Hem de masum halk katli olmasın diye. Çünkü Esed orayı komple silmek için silmeyi kafaya koymuş durumda. Arasında bir sürü masum insanlar da var. Bu şekilde eğer ki biz oraya girmezsek, Esed'in ilk düşünsenize bir hava saldırısına ya da kara ordusuyla girdiği zaman ne yapacak insanlar? Sığınmak için Türkiye sınırlarına koşacaklar. Bırakın yani şöyle 3 milyon 5 milyon insanı, 100 bin tane bile insan sınıra dayansa, 100 bin, sadece 100 bin insan dayansa, 100 bini bile bırak, 50 bin insan dayansa bunu orduyla engelleyemezsin. Polis de duvarlarla, sınırlarla engelleyemez. Onlar her türlü o sınırı aşar gider. Kim kaldı ki, burada milyonlarca insandan bahsediyoruz. Hani amaç bu. Eğer ki biz oradan çekilirsek o insanlar kesinlikle karmaşık bir şekilde, kaos oluşturacak şekilde Türkiye sınırlarından içeri girecekler. Bunun kaçar yolu yok arkadaşlar. Her türlü girecekler ve bu girenlerin arasında karman çorman, ne olduğu belli olmayan, eli silah tutan, işte ne çıkacağı belli olmayan sürpriz akın akın insan gelecek. Bu Türkiye zaten ekonomik olarak dediğim gibi bunu kaldıramayacak. Ya hem öyle hem de sınırlarımızı da korumak zorundayız zaten. Yani sınırlar, İdlib bizim sınırımız değil. Yani inşallah bir gün ya oralar komple bizim sınırımız olur. Sonuçta, çünkü orada bir sürü kan döktük ama. Sonuçta boşuna silahlandırmıyorlar onları. Yani şimdi arkadaşlar, bu gündemdeki bu olay hakkında söyleyeceklerim benim aşağı yukarı bu kadar. Yine aklımda birçok şey var ama hani hem canlı yayından, daha doğrusu yayından söylemek olmuyor. Hem de hani nasıl söylesem, şu an aklıma gelmiyor. Biz hepimiz buradaki tek nokta, yani birlik zamanı yani vatana, millete destek olma zamanı, devlete destek olma zamanı. Bu işin partisi yok yani. Devletin yanında olmak zorundayız. Aynen öyle yani. Bu işin siyasete dönüşecek bir kısmı yok. Dikkat etmeliyiz. Kesinlikle provokasyona gelmememiz lazım. Dün zaten o videoları atan insanların hepsi hesabına ulaşılıp, işte IP'lerinin hesaplarına ulaşılıp büyük cezalar verilecek. Büyük ihtimalle hepsi hapse atılacak. Soruşturma başlatılmış.
Hani bu tamamen toplu bir provokasyona dönüştü dün gece. Yani birçok video var bununla ilgili. Bunları da belki videoya eklerim. Videoların başında ya da ortalarında ekleyebilirim. Sonlarında da ekleyebilirim. Yani çünkü bu noktalara kadar birçok kişi gelmiyor. O videoları ekleyebilirim. O videolarda şimdi şöyle onlardan bahsedeyim. Mesela bir tane video var. Birkaç tane asker ölmüş işte. Üzerlerinde ne Türk üniforması var, ne Türk kamuflajları var. Kafalarına taktıkları baret tarih öncesinden kalma. Hani bizim sınır dışı operasyonlarda kesinlikle kullanmadığımız baretlerden. Bu şekilde yüzleri de örtülü zaten. Yani apoletleri yok, rütbe yok vesaire. Yani kısacası terörist gibi insanları giydirmişler. İşte üzerine de başka teröristler gidiyor. Diyor ki işte Türkiye, Türkiye diyor mesela. Bunu 3 gün önce, 3-4 gün önce işte Libya'da ölen askerlerimiz diye paylaşıyorlar. Şimdi bu videoda birincisi hani dedim ya, hiçbir Türk olduğuna dair emare yok. Sadece bir teröristlerin, oradaki şerefsizlerin Türkiye demesinden dolayı bayağı bir yerde paylaşıldı. Provokasyona getirdiler milleti. Emin olun halkımızın birçoğu da zaten bunu inanmaya meyilli. Halkı galyana getirmeye çalışıyorlar. İnanmaya meyilli. Şimdi şöyle bir mantık var. Türk ordusu hiçbir şekilde asla ve asla şehidini de gazisini de geride bırakmaz arkadaşlar. Hiçbir şekilde şehidini de gazisini de arkada bırakmaz ki o şerefsizlerin eline bıraksın. Gerekirse orada hepsi şehit olurdu ama geride kimseyi bırakmazdı. Ki öyle bir şey olsa oraya yıkarlardı anında. Yani o şehit de tamam hadi. Elbette ki Libya'da da şehidimiz düştü. Ben onu inkar etmiyorum. Libya'da benim en son duymama göre 19 tane şehidimiz var. Ama oradaki videodaki rezillikten bahsediyorum. O videoyu da atacağım size. Videodaki rezillikten bahsediyorum. Hani dedim ya, öyle bir şeyi Türk ordusuna ait olma ihtimali yok yani. Siz de bu açıyla bakarsanız fark edersiniz. Attığım videoların hepsi dün gece elime geçen işte sosyal medyada vesaire WhatsApp gruplarında, hatta birçok yazık asker arkadaşımın da inandığı işte kendi gruplarına birbirinin attığı videolar olacak. İnsanlar inanıyor buna yani. Yani şimdi birincisi mantıken bu olaylar toplamda bir yarım saatten kısa bir süre içinde gerçekleşip biten olay, hava saldırısı. Hani bütün gün boyunca olmuş bir şey değil. Atılan videoların hepsi farklı zamanlarda, farklı mekanlarda çekilmiş. İçlerinden bir iki tanesine doğru olduğuna eminim. O videonun da zaten altına yazarım. Doğru olduğunu düşündüğüm video diye. Onun dışındaki videoların hepsi maalesef provokasyon amaçlı yapılmış videolar. Arkadaşlar, şimdilik bu sohbetimiz, bu istişaremiz buraya kadar. Ara veriyoruz, kapatıyoruz videoyu. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan başımız sağ olsun.